Baba. Tamam artık üzülme. Ne yapalım, kader böyleymiş. Hadi toparla kendini. Çok zor Mert, çok zor. Bir sabah kalkıyorsun. Gazeteye bakıyorsun. En yakın arkadaşlarından birinin ölüm ilanı. Geride kalanların ömrü uzun olsun baba. Dediğim. Öyle. Baba, seni bu durumda yalnız bırakmak istemem ama benim acilen gitmem lazım. Sen git oğlum. Git. İşlerine bak. Celalcik, ya ben çok üşüdüm. Vestiyerden montumu getirir misin? Şal isteyelim istersen hayatım. Montla yemek yemek zor olur şimdi. Ay yok yok, şal da olacak gibi değil. Ben çok üşüdüm, montum lazım. İçerisi o kadar soğuk değil ama. Celalcik, üşüdüm ama lütfen. Tamam tamam, peki. Hemen gidip getireceğim. Dünya ne kadar küçük değil mi? Senin ne işin var burada? Başka kazları yolmana engel olmaya geldim. Bana attığın kazı başkalarına atamayacaksın. O kadar eminsin yani. Birazdan görürsün. Beni nasıl parmağında oynatıp dolandırdığını anlatayım da gör bakalım. Anlaşılan yediğin kazıklar bir işe yaramamış. Hala çok salaksın çünkü. Beni nasıl soyduğunu, nasıl kaçıp gittiğini, annenin o restoranı hangi parayla açtığını birazdan bu adam da öğrenecek. O zaman gör bakalım kim salak, kim akıllı. Bunu yaparsan kendi ipini çekmiş olursun. Elimde seninle ilgili büyük bir koz var. Beni yine kandıracağını sanıyorsan yanılıyorsun. Bu boş tehditlere inanmıyorum. İnansan iyi olur. Bekir Güven diye imzaladığın senetleri hatırlıyorsundur herhalde. Olamaz. Oldu bile. Risk alma derim. Zaten duyduğuma göre benden sonra işlerin iyice kötüleşmiş. Hangi otelde kalıyorsun? Ginza'da. Yarın öğlen 2'de lobide ol. Gerisine karışmam. Hadi defol şimdi. Al hayatım. Teşekkür ederim Celalcik. Gemiler gelir sune, yarılayım sasun. Volkan'cığım, seni böyle keyifli görmek ne güzel. İşe geri dönmek de çok iyi ettin. Anneme katılıyorum. Adam bakın. Sabah sabah kim ki? Yiğit gelecekti, odur herhalde. Yiğit mi? O kim? Ay Yiğit, hoş geldin. Hoş bulduk Meryem abla. Bunlar sizin. Çok zayıfsın, sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk Deniz'cim. Bu da senin. Teşekkür ederim, çok güzeller. Geçsene içeri. Tabii. Tanıştırayım. Yeğenim Volkan. Benim ikinci dereceden kuzenim olur yani. Memnun oldum. Aslında daha önce karşılaşmıştık. Efe'yi hastaneye getirdiğinizde. Doğrudur. Ama tanışmış sayılmayız. Hoş gelmişsin. Olması gerekmiyor mu bu adamın ya?
Harun Bey, Celal amcaya gerçekleri anlatırken Diloş'un yüzünü görmek isterdim. Mert, çıktı çıktı. Aa. Niye bizim yanımıza gelmiyor? Celal amcalar da daha çıkmadı restorandan. Mert dur. Harun abi. Harun abi. Ne yaptın? Söyledin mi gerçekleri? Nereye gidiyorsun? Bana bir şey sormayın. Ben bu işe karışmak istemiyorum. Ne demek sormayın ya? Hani söyleyecektin? Vazgeçtim. Vazgeçtim, tamam mı? Vazgeçtim. Evet. Çekil. Vazgeçtim. Benim bu işe karıştım. Ne oluyor ya? Nereye gidiyorsun? Harun abi. Aşkım iyi misin? Arabanın önünden geçtim, fark etmedin beni. Dalmışım beni. Dünkü olanları düşünüyorsun değil mi? Hı hı. Hala inanamıyorum Harun abinin vazgeçtim demesine. Hayır, bir de açıklama bile yapmadan kaçıp gitti resmen. Onu bırak. Otele kadar peşinden gittik ama o konuşmak istemiyorum diye odasına gitti. Bir de beni rahat bırakın diye bağırdı ya. Hani söz vermişti? Bizden daha hevesliydi Diloş'un foyasını ortaya çıkarmaya. Kesin bir şeyden korkuyor Pelin. Diloş onu tehdit etti bir şeyle ama ne? Telefonu da kapalı. Ne yapacağız peki? Dünkü paniğin nedenini ve neden bu işi yapmadığını öğreneceğiz. Daha sonra da gerçeği söylemesi için ikna edeceğiz. Günaydın Hacer. Günaydın Bahri. Ben çıkıyorum, çok işim var, sonra görüşürüz. İkbal, müsaitsen bugün hastanede odama gel de konuşalım. Burada söylesen olmuyor mu? Burası konuşmak için uygun değil gördüğün gibi. Baş başa kalsak daha iyi olacak. Lütfen. Rica ediyorum. Bahri'yim, iyi düşündün mü? Bunun geri dönüşü yok. Yuvanı kendi ellerine mi yıkacaksın? Dur bakalım Hacer. İkbal'le konuşalım önce. Kendini üzme. Her şey olacağını ver. Hayırlısı. Hadi görüşürüz. Volkan. Yiğit, Deniz'in... Ben Deniz'in sevgilisiyim. Öyle mi Deniz? Vallahi Deniz bizim kıymetlimizdir birader. Kılına zarar gelse ciğerimiz yanar. Açık söyleyeyim, benim de tersim pistir. Volkan abi lütfen. Önemli değil Deniz'ciğim. Ben Volkan'ı anlıyorum. Bu devirde insanlara güvenmek çok zor artık. Deniz benim için de çok değerli Volkan. O yüzden merak etme. Onu üzmem. Eyvallah. Üzersen karşında beni bulursun zaten. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Sıkıntı bastı. Deniz'cim, makineye havluları atmıştım kızım. Volkan abine temiz havlu çıkar. Volkanımız biraz korumacıdır Yiğit. Kusura bakma. Önemli değil dedim ya Meryem abla. Anlıyorum ben onu.
Gerçi söyledikleri doğru. Deniz benim her şeyim biliyorsun. Ama sana çok güveniyorum. Onu incitmeyeceğini biliyorum. Çıkalım mı artık? Tamam. Hadi hoşça kal Meryem ablacığım. Güle güle çocuklar. Çıktılar mı? Ablam sen bu adamı doğru dürüst tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Yiğit çok saygılı, efendi bir çocuk. Ne bileyim, bana biraz ters geldi. Böyle elini kolunu sallayarak eve girmesi falan. Sen merak etme. Ben Deniz'e de Yiğit'e de güveniyorum. Sen bilirsin. Ben çıkıyorum. Hadi eyvallah. Bir şey diyeceğim ama. Ha? Ben çok korkuyorum. Ya bu kadın kendine bir şey yaparsa? Haklısın, haklısın. Yani ne yapıp edip bunu odadan çıkarmak lazım da. Hani onu nasıl yapacağız ben bilemiyorum. Vallahi gözünde yaş kalmadı, sürekli ağlıyor. Kalmaz tabii. Kolay mı? Düşünsene kocanı gencecik bir kızla el ele görüyorsun. Vallahi çok zor. Bu kadın bunalıma girmesin de kim girsin ya? Ay Allah'ım. Ay. Harun'un konuşmasına izin vermemeliyim. Bakalım Harun senetleri görünce nasıl kaçacak? Celalcik, artık üzülme. Bak ben de üzülüyorum seni böyle görünce. Ne yapayım hayatım? Elimde değil. Çok yakın bir arkadaşımdı. Başın sağ olsun hayatım. Cenaze ne zaman? Bugün. Sen de benimle gelirsin değil mi bebeğim? Celalcik ya, ben o kadar acıklı şeylere dayanamıyorum. Eğer senin de iznin olursa ben bugün Ankara'yı biraz tek başıma dolaşmak istiyorum. Tamam hayatım. Sen nasıl istersen. Bir şey olursa beni ararsın, tamam mı? Tamam canım, ararım. Hadi öpüyorum. Hayatım bir dakika. Söyle kuşum. Üzüntüden az kaldı unutuyordum. Bunu al. Herhangi bir ihtiyacın olursa çekinmeden harcama yap, tamam mı? Olur mu aşkım? Ya benim için para harcamanı istemiyorum. Hayatım. Zaten yeterince üzgünüm. Bir de sen beni üzme. Hadi. Hadi al. Ama sadece seni üzmemek için alıyorum, tamam mı? Alerjin nasıl oldu? Kolundaki lezyonlar geçti mi biraz? Bugün biraz daha iyi. Yazdığınız reçete hemen kendini belli etti doktor bey. Ver şu elini. Bir bakayım geçmiş mi geçmemiş mi? Ver. İnanmıyorsun ama bak gerçekten de geçti. Aa evet. Ürtikerinin neredeyse tamamı sönmüş. Yarına da bir şeyin kalmaz. Evet ama neden oldu ben hiçbir şey anlamadım. Onu da öğreneceğiz birazdan. Bugün tahlil sonuçları çıkmış olur herhalde. Neye alerjin varmış göreceğiz. Aslında düşündüm de senin dediğin gibi karides yüzünden olabilir Yiğit. Bence de öyle. Dur tahlil sonuçları çıksın anlarız. Deniz. Bugün çıkışta baş başa bir şeyler yapalım diyorum. Hem sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet bir sürpriz. Başka bir işin mi vardı yoksa? Hayır başka hiçbir işim yok. Harika. O zaman okuldaki işlerimizi halledelim ve bir an önce çıkalım. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Aldan.
Seni tekrar bu şirkette göreceğime emindim zaten. Aç mısın? Bak poğaça aldım. İstersen birlikte kahvaltı ederiz. Ben çıkarken kahvaltımı ettim. Gerek yok. Çay da mı içmezsin? Hayır. Kahve? Hala yürüyebiliyorum Suna. Çayımı da kahvemi de kendim alabilirim. Şimdi izin verirsen 2 dakika kafamı dinlemek istiyorum. Peki. Ya. Yine kafalayacak Harun'u. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Diloş'un otelden çıkmasını bekleyeceğiz. Ne demek yapacak bir şey yok ya? Göz göre göre Harun'u kandırmasını mı bekleyeceğiz? İşte aşkım, içeri girersek Harun'u bulup getirenin biz olduğumuzu anlar. Beklemekten başka çare yok. Haklısın. Ya yeter ama artık ya. Benim her işim ters gitmek zorunda mı böyle? Hemen bozma moralini. Bak en azından Harun hala otelde. Öyle düşün. Her işe iyi tarafından bakmaktan yoruldum artık Pelin. Bıktım ya. Tamam, sakin ol. Hadi gel. Ortalıkta dolaşmayalım. Şu tarafa geçelim. Hadi. Berna Hanım, uyuyor musun? Ay iyi ama hadi çık şu odadan, çık hadi. Neye çıkayım? Kime çıkayım? Benim hayatım bitti. Ya kendin için. Bir umudum vardı, artık o da yok. Ne diyor bu ayol? Hadi hadi kalk bakayım, şöyle bir silkelen de kendine gel. Kim diyorum size ya. Anlamıyor musunuz? Anlıyoruz da çok üzgünsün. Onu anlıyoruz da. Sen zaten bu adamdan ayrı değil miydin? Eyvallah. Biz zorlamasak yanına gideceğin de yoktu. Şimdi ne oluyor? Ben onu anlamıyorum. Haklısınız. Ben sadece Celal'in beni unutacağını hesaba katmamıştım. Beni asla unutmaz diyordum. Ama bak şimdi bir başkasının elini tutuyor. Öyle de genç bir kız ki. Çok da güzel. Ama yapma Berna Hanım, sen de güzel bir kadınsın. He vallahi, doğruya doğru. Kendine haksızlık etme. Güzel miyim ben? Kıyafetler görmüyor musunuz? Nerem güzel benim. Güzel falan değilim ben. Genç de değilim. Güzelliğime güvendim de ne oldu bak? Ne oldu ha? Güzel değilim ben. Güzel değilim. Lafı fazla uzatmayacağım. İşte senin işini bitirecek olan senetler. Tabii asılları değil, fotokopileri. Eğer ağzını açarsan, Celal'e benim kim olduğumdan bahsedersen, bunların asıllarını işleme koyarım, haberin olsun. Anladın mı? Sen şeytanın tekisin.
Beni iyi tanıyorsun. Kötülükle sınır tanımadığımı da hatırlıyorsundur o zaman. Allah belanı versin seni. Ağzına hiç yakışıyor mu bu lafları Haruncuğum? Bela okuma, çok ayıp. Beni yaktın bitirdin, yetmedi mi? Şimdi de bu adamın ocağını söndüreceksin ha? Nutuk atmayı kes. Beni nasıl buldun onu anlat. Sana soruyorum. Çeşmedeki arkadaşlar söyledi burada olduğunu. Ben de birkaş gündür takipteyim işte. İyi. Takibi hemen kesiyorsun. Şimdi eşyalarını topla ve çıkışını yap. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Anladın mı? Anladın mı dedim. Anladım. Yeter artık ya. Ben dayanamayacağım. Gidip konuşacağım Diloş'la. Ne olacaksa olsun ya. Hayatım saçmalama. Yanlış bir hamle her şeyi berbat edebilir. Bekleyelim işte. Tamam. Merhaba hocam. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hocam elinize ne oldu? Sarmışsınız. Ha yok, önemli bir şey değil, ufak bir kesik. Emin misiniz hocam? Dışarıdan pek öyle görünmüyor da. Yok, ufak bir kesik de öyle sardılar. İşte evde bir vazonun yerini değiştiriyordum, o da elimden düştü kaydı. Ondan kırığını toplayayım derken kestik. Çok geçmiş olsun hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi benim gitmem lazım. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Bahri Hoca son günlerde çok üzgün görünüyor değil mi? Evet, bu aralar biraz tuhaf davranıyor ama... Umarım önemli bir sorun yoktur. Denizciğim, ben kan tahlili sonuçlarını almak için laboratuvara gideceğim. Sen istersen benim odamda bekle. Ben de gelsem. Şimdi oraya kadar gelme, yorulursun. Hem işlemler de uzun sürer. Peki. Adamla bir de biz mi konuşsak? Ne diyeceğiz? Ne bileyim, genç bir kız gördüm diyor ya yanında. Hani evlendi mi yoksa metres mi tuttu kendine? Bir öğrensek iyi olur gibi geliyor bana. Doğru diyorsun aslında. Vallahi bu kadın başka türlü iyi olmaz benden söylemesi. Hadi kalk kalk, durduğumuz kabahat. Bütün alerji reaksiyon imleri negatif. Tuhaf. Bu kızın ürtikerlerinin alerjik bir cilt reaksiyonu olduğu kesin. Ama eğer bu fiziksel değilse o zaman psikosomatik demektir. Allah kahretsin. Ne yani? Şimdi bu kızın cildi ben elini tuttum diye mi tepki veriyor? Bu kızın bilinçaltı beni resmen reddediyor. Bir an önce bu lezyonları tedavi etmeliyim. Deniz de bu raporda yazanları asla bilmemeli.
Özgür, neredesin sen? Sabahtan beri arıyorum, açmıyorsun. Umumda mı sanki Meriç? Umumda tabii. Ben dün gereksiz yere kapris yaptım. Şımarıklık ettim. Bir derdin olabileceğini düşünemedim. Özür dilerim, hatamı anladım. Özgürcüğüm, ne olur yanında olmama izin ver. Anlat bana, ne oldu? Evde durumlar bayağı karışık Meriç. Oğlumla annemi bulmaya kalktım, öğrendim. Ben de babamın üstüne yürüdüm. Ne? Babanın üstüne mi yürüdün? Ne oldu? Test sonucunu aldın mı? Ne çıkmış? Evet. Tahmin ettiğimiz gibi. Besin alerjisiymiş. Yediğin bir şey mi dokunmuş yani? Evet Deniz'ciğim. Neyse ki sendeki çok karşılaşılan bir alerji türü. Peki neye karşı alerjim varmış? Kabuklu deniz mahsullerine karşı Deniz'ciğim. Aslında çok fazla karşılaşılan bir alerji türüdür bu. Endişelenecek bir şey yok yani. Hay Allah. Hiç bilmiyordum böyle bir alerjim olduğunu. Şimdi alerji nasıl oluşuyor biliyorsun Deniz'ciğim. Vücut alerjen olduğu maddelerle karşılaşınca alerjenlere aşırı tepki gösteriyor. Peki tedavisi, şimdi kortizon mu almam gerekecek? Evet. Testin sonucunu bilmediğimiz için belirtileri yok etmek istemedim. Ama artık bildiğimize göre... Ama bu durum için kortizon biraz ağır olmaz mı? Bir kereden bir şey olmaz. Hem... Senin daha fazla o kabarcıklarla dolaşmanı istemeyiz, değil mi? Peki. Şimdi derin bir nefes al bakalım. Hadi bakalım. Volkan. Bir dakika konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Sunan. Ama belli ki sen bayağı biriktirmişsin. Konuş, dinliyorum. Tamam. Başta belki seni dinlemeden işe yarladığım için hata yaptım. Ama seni kırdıysam özür dilerim. Niyetim kötü değildi. Sen beni kıramazsın Suna. O dediğin bir kere olur. Ayrıca niyetin ne olursa olsun sen kendini ispat ettin. Bir daha sana güvenilmez. Nasıl? Bak kızım, yalanın karası beyazı olmaz. Bir kere yalan söyleyen de bir daha durmaz. Ben bunu bilir bunu söylerim. Volkan kendine gel. Sen bana nasıl hakaret edersin ya? Benimle konuşmak isteyen sendin. İşine gelirse. Deniz'cim, bak eğer kendini yorgun hissediyorsan başka bir zaman da çıkabiliriz. Yok, iyiyim. Birazdan kendime gelirim. İyi. Zaten çok yoracak bir şey de yok. Göreceksin bak, o ilaçlar sana çok iyi gelecek. Yiğit. Teşekkür ederim. Ne demek? Sen iyi ol yeter. Ben daha başka ne isterim ki? Hadi gidelim mi? Babandan özür dilemen lazım Özgür. Bilmiyorum ki Meriç. Bilemeyecek bir şey yok. Bahri amca normalde karıncayı bile incitmez. Bir hatadır olmuş işte. Alo anne. Oğlum neredesin? Erkenden çıkmışsın. Kaç defa aradım, cevap da vermedin. Bir kavga gürültü daha duymak istemiyordum anne. O yüzden erken çıktım. Telefonum da sessizdeydi, duymamışım. Siz konuştunuz mu? Henüz değil ama baban konuşmak istediğini söyledi. Onun yanına gidiyorum şimdi. Umarım bir çözüme ulaştırırsınız da şu kavga gürültü sona erer. Umarım oğlum, umarım. Hadi görüşmek üzere. Çok öpüyorum seni. Görüşürüz anne. Hoşça kal. Ne olmuş? Babam annemle konuşmak istemiş. Hatasını anladı herhalde. Bak,
Ne güzel işte. Onlar barışır, sen de babandan özür dilersin. Üzme artık kendini. Göreceksin bak, her şey yoluna girecek. Sağ ol Meriç, iyi ki yanındasın. Hani sen dün aşk sadece çiçek böcek değildir dedin ya. Biliyorum. Ama sen de bil. Ben hep senin yanında olacağım. Dönürüm. Hadi giyin de gidelim. Ya dur bir acele etme hemen. Vallahi ben çok kızdım bunun kocasına. Yazıklar olsun sana diyeceğim yüzüne. Daha karısından ayrılalı ne kadar oldu? Erkek milleti değil mi işte? Hepsi aynı. Bizim bu aşufteyi kaçırmamız lazım. Bilirim ben böylelerini. Bu da kesin Sedef gibi bir şeydir. Şükrü Hanım, gözünü seveyim, açma eski defterleri. Yok yok. Ben o Sedef'in hakkından gelemedim ama bu aşuftenin saçını elime doladığım gibi sürürüm. Hadi kalk gidiyoruz. Dur hele. Öfkeyle kalkan zararla otururmuş. Bir düşünelim. Aman! Sen de düşüne düşüne bir hal oldun. Yahu kadının başına biz iş açtık. Hemen karar vermek zorunda değiliz ki. Ben bir eve gideyim. Şöyle üzerine yatalım, bir düşünelim. Ha. İyi madem. Bana bak. Yarın erkenden gelirim. Senin gözünde Berna'da olsun. Tamam, sen Berna'yı merak etme. Hadi hoşça kal. İyi de neden şimdi sinemaya geldik? Film izlemek iyi bir fikir gibi görünmüştü. Sürprizlerin insanısın Yiğit. Yoksa beğenmedin mi? İstersen başka bir şey de yapabiliriz. Yok canım, öyle demek istemedim. Güzel o zaman. Bizim gibi romantik bir film seçtim bile. Bizden başka film izleyen yok galiba. Baksana etraf boş. Evet, bizden başka izleyen yok. Nasıl yani? Bütün biletleri ben satın aldım. Ne yaptın? Evet canım, yanlış duymadın. Seninle baş başa film izleyelim diye bütün biletleri ben aldım. Beni başka nasıl şaşırtabilirsin diye artık hayal gücümü zorlamaya başlayacağım. Seni şaşırtmayı seviyorum diyelim. Ha, film başlamak üzere. Seans saatlerini de sana göre ayarlamak isterdim ama... Senin aklına başka parlak fikirler gelmeden bir an önce filme girelim bence. Yoksa seni durdurmak imkansız olacak. Efendim anneciğim. Yok, işteyim. Evet, bulduk bir iş. Anacığım, niye o kadar zahmet ettiniz? Ne yapacağız biz o kadar erzağı? Trenle mi? Bugün mü? Anam, nasıl ben kole almaya gidiyorum diye işten çıkayım şimdi? Ben çıkayım da rahat rahat konuş. Bakarız bir çaresine, tamam. Hadi selam söyle. Hadi öperim ellerinden. Hadi. Niye hala çıkmadılar ya? Ne yapıyor bunlar içeride? Bilmem ki. Diloş Harun'u kandırmaya çalışıyordur herhalde. İnanamıyorum ya. Göz göre göre aldatıyor babamı. Yok Pelin, böyle olmayacak. Ben gidip konuşacağım. Mert, sabırsız davranıyorsun. Bekleyelim işte. Nasılsa çıkar. Ha, neyi bekleyelim Pelin? Yeter artık ya. Sabrım kalmadı. Ne olacaksa olsun. Dur Mert. Diloş. Bana bak. Mert. Ne yaptın? Az kalsın yakalanıyorduk.
Yiğit. Sence de biraz fazla değil mi? Yani demek istiyorum ki, sence de fısıltı burası için biraz fazla değil mi? Rahat konuşabilirsin, etrafta kimse yok. Ya, evet. Ben unutmuşum bir an. Evet, neymiş asıl şu fazla olan şey? Bütün bu yaptıkların. Bu kadar masrafa girmene gerek yok. Gereklilikten yaptığımı kim söyledi ki? Seninle her anımız bambaşka güzel bir sürprizle canlansın istedim. İnsan her zaman böyle şeyler hissetmiyor Deniz. Ne yapayım? İçimden böyle geliyor işte. Evet ama sadece ikimiz de anlarımızı unutulmaz kılmaya yetmeliyiz değil mi? İtiraz kabul etmiyorum. Ben de senin bu tatlıca dahillerini seviyorum zaten. Tamam, kabul. Ama sen de ara sıra seni şımartmama izin vereceksin, tamam mı? Çok fazla masrafa girmemek şartıyla olur. İlaca rağmen yaralar hala tam sönmemiş. Şuna bak. Sen de ne alerji yaratıyormuşum ben böyle. Artık beni izlemeyi bırakıp filmi izler misin? Tamam, tamam. Yok, bu böyle olmayacak. Biraz uzaklaşalım bari, yoksa görecek bizi. Hadi. Ya Harun ne olacak? Ya bir tur atar döneriz. Görecek bizi diyorum Mert, hadi. Hoş bulduk. Evet, seni dinliyorum. Beni ayağına kadar çağırdığına göre önemli bir şey söyleyeceksin galiba. Ben kimseyi ayağıma falan çağırmadım. Konuyu saptırma lütfen. Şu an içinde bulunduğumuz durumu konuşmamız gerekiyor. Evliliğimizin geldiği bu noktaya bakınca. Biz nasıl bu hale geldik değil mi? Evet. Artık eskisi gibi değiliz. Aramızda bir sürü şey koptu. Bu kimin kabahati acaba? İkbal, ben seni buraya beni suçluyasın diye çağırmadım. Birinin birini suçlamasının bize bir faydası var mı? Uzun zamandır bu işin içinden nasıl çıkarız diye düşünüyorum aslında. Bir çözüm bulabildin mi bari? Evet. Buldum. Ya sen Tarık denilen o adamla çalışmaktan vazgeçeceksin. Biz eskiye döneceğiz ve her şeye sıfırdan başlayacağız. Yadası filan yok İkbal. Eğer sen bunu da anlamıyorsan biz zaten yolun sonuna gelmişiz demektir. Kulaklarıma inanamıyorum. Bunları bana nasıl söylersin? Tercih senin. Ya Tarık denilen o adamı seçeceksin ya da aileni. Kararını ver. Ben ailemi bir yabancıya tercih edecek kadar kötü bir kadınım, öyle mi? Sen bana bunları mı söylüyorsun? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Thank you.
Bitti de sana ne bundan? Basit bir telefon konuşmasını bile yanımda yapılmadığına göre benden bayağı nefret ediyor olman lazım. Doğrudur. Yalancıları pek sevmem. Bana teşekkür edeceğine şu yaptığına bak. İyilikle kötülüğü ayırt edemeyecek kadar paranoyak olmuşsun sen. Bana bak Suna. Doğru konuş. Benimle öyle paranoyak falan anlamam ben. Küçücük bir iyiliği soktuğun şu hale bak ya. O zaman iyilik falan yapma be. Doğru. İyilik iyilikten anlayana yapılır zaten. Çok mu üzüldü? Biliyordum ben yapamayacağını en başından beri. Baba ne dersen de korkak da yüreksiz de oyun bozan de. Demeyeceğim. Affedersin Eşit. Benim bok çamam oldu mu? Film çok güzel gidiyor değil mi? Ben bayıldım. Ya evet. Ne bileyim abi ben başlarda kolay olur sandım tamam mı? Susadım. İnsan alışınca. Ya, ne oldu? Sıcak mı geldi? Hı. Salon çok sıcak değil mi? Ne zaman bu öyle. Mahvete gireceğiz diye bekliyordum. Ay. Ya o kaç kere de çektiydim ulan ben bu sahneyi. Kendini boşuna benden uzak tutuyorsun. Bana aşık olduğunda bir an dibinden ayrılmak istemeyeceksin. O zaman da ben seni köpek gibi yalvartacağım. Yiğit senin için neler yapıyor? Sen de kalkmış ondan uzak duruyorsun. Seni seven kişi o Deniz. O. Önce bir etrafı kolaçan edelim sonra gireriz otele. Olmaz benim. Artık benim dayanacak halim kalmadı. Gidip konuşacağım Harun abiyle. İyi peki. İyi günler. Harun Toker'le görüşmek istiyordum. Çağırabilir misiniz kendisini? Harun Bey az önce çıkış yaptı. Benim kalbi durdu bari. Yiğit masaja başla. Tamam hocam. Hemşirem acele edin lütfen. Hayır ne olur bizi bırakma. Allah'ım sen bize yardım et. Bizi bırak. Gitme. Gitme Yiğit bu. Gitme. Özgür yapma. Özgür yapma. Hocam dönmüyor. Devam et Yiğit, devam et! Bahri! İkbal dur! Bahri! İkbal dur! Yalvarırım! Helen, durun bakımdasınız. Böyle yapar kocama zarar veriyorsunuz. Ben babamın yanına gitmek istiyorum. Ama Efecik, ablacığım kaç kere söyledim sana? Gidebilsek götürmez miyim ben seni? Ha? Bak şimdi, sen otur biraz Efecik. Ben sana çizgi film açayım. Sen de onu izle, tamam? Benim şimdi biraz işim var. Hayır, hemen olmaz sevgili. Sustu sonunda. Şu Harun Salah'ını arayayım da bir neredeymiş öğreneyim. Ya kaç dakika oldu bir şey demiyorlar ya. Yoksa baba? Sus Pelin. Ona bir şey olmayacak. Yaşayacak bak göreceksin bizi bırakmayacak.
söyleyemedim Hacer abla. Deniz'e Bahri'nin kız olduğunu söyleyemedim. Ya Bahri kızına veda edemeden? Allah korusun. Dua et Meryem, dua et. Dua et ki söyleyecek zamanımız olsun. Ya neden? Neden hiç kimse bir şey söylemiyor? Deniz. Mert. Çok zaman oldu. Hala çıkmadılar. Bahri hocam. Ya ona bir şey olursa Mert? Olmayacak. Bahri hoca güçlüdür. Bak göreceksin, bunu da atlatacak. İnsan bazen sanıyor ki sevdikleri hep yanında, hayatında olacak. Sonra böyle... Biliyorum. İnsan sevdiğini kaybedince onu ne kadar çok sevdiğini anlıyor. Ama ne kadar söyleyemediğin her şey dilin ucuna geliyor. Ama iş işten geçmiş oluyor işte. Keşke birbirimizin değerini daha önceden bilebilsek. Keşke. Zaten bizim derdimiz başımızdan aşmış. 2 lira da buradan çıktı. 2 lira mı? Ayol katiyen yetmez. E ne yapacağız Berna Hanım? Bulaşıkları yıkayalım. Ama ben yıkayamam, başım dönüyor. Tabakları kırarım, borçlu çıkarız. Ya bu da iyice kafayı buldu Berna Hanım, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok canım benim. Garsonla konuşacağım. İkbal Hanım, yapılması gereken her şeyi yaptık ve kalbi tekrar çalıştırmayı başardık. Durumu stabilize ettik ama bilinci kapalı ve hayati tehlikeyi henüz atlatmış değil. Herkese söylüyorum, sizin burada olmanızın hocama hiçbir faydası yok. Çocuklar, lütfen gidin dinlenin. Bayanım, siz de öyle. Tamam Selçuk, ben çocukları yollarım. Anne, ben gelmek istemiyorum. Hayır Özgürcüğüm, lütfen gidip dinlenin. Üzmeyin artık beni. Hacer Hanım'ı da bahçeden alın. Helak oldu kadıncağız, başınızda dursun. Celal'cim, hadi sen de git dinlen. Efe'yi alsınlar, çocuk evinde uyusun. Tamam İkbal. Mert, eve gidiyoruz. Ben gelmesem? Abi sen de gel ne olur, yanımızda ol. Hadi bakalım hadi. Hadi eve gidip güzelce dinlenin. Babanız uyandığında sizi çok iyi görmeli, tamam mı? Ben buradayım, merak etmeyin. Şey,
Ben kredi kartımı yanıma almayı unutmuşum da. Şimdi diyorum bu hesabı... Kız senin kredi kartın mı var? Atma! Ay kusura bakmayın. Arkadaş biraz sarhoş oldu da. Ne yapalım şimdi? Ben isterseniz Muammer Bey'le bir konuşayım ama... Al bunu olsun bitsin. Ay rezil olduk vallahi. Merak etmeyin Berna Hanım. Geri kalanını ben hallederim. Peki teşekkür ederim. Çok şükür. Ay hadi kalkın kalkın hanımlar. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı, kalkın. Hadi kalk kalk gidiyoruz. Kızlar bende bir altın daha var. Şimdi de çalgılı çengili bir yere gidelim. Ay ne diyor bu ya? Kız şöyle bir oynarız biraz. Evimize gidiyoruz, yürü. Gir şunun koluna gir. Bunlara biraz da siz neden oldunuz biliyorsunuz değil mi? Ne? Anlayamadım. Hala ne yüzle buraya geliyorsunuz anlayamıyorum. Felaketime seyirci mi olmak istiyorsunuz? Ne münasebet İkbal Hanım. Bakın ben de çok üzgünüm. Bahri benim dostum. Burada olmandan daha doğal ne olabilir? Meryem Hanım lütfen. Kocam içeride ölümle pençeleşiyor. Bu anı sizinle yaşamak istemiyorum. Bizim size ne zararımız var ki? Bahri Hoca için dua ediyoruz sadece. Hadi sen kal. Öğrencisisin. Bahri'nin babalığını gördün. Ama sizin burada olmanızı istemiyorum. Lütfen. Beni kocamla yalnız bırakın. Rica ediyorum. Ama Bahri Hoca bizim burada olmamız... Deniz. Hadi gidelim. İnsan yaşarken ölümün yalnızca adını biliyormuş meğer. Hayatımız en çok bizi ilgilendirirken hiç aklımızda olmayan ölüm en çok yakınlarımızı ilgilendiriyormuş. Ne tuhaf. Atıp atmamakta kararsız olmasına rağmen insan yüreğinde sevdiklerini hissedebiliyor. Ve herkes keşkelerine ait olduğu yerde yaşıyor. Kimi evinde, sevdiğinin yokluğunu duyarak. Kimi ise hasta yatağında ölümü beklerken. En ilginç olansa, insan ölüme en yakın olduğu anda bile üzüntüyü de mutluluğu da daha dün yaşamış gibi hatırlıyor. En çok da söyleyemediklerine hayıflanıyor. Aslında ölümün serin bir gece, hayatınsa güneşli bir gün olduğunu fark ediyor. Ve ölüme sadece bir kez varsın diyor insan. Bir kez ölünür yalnızca. O da insanın tek tesellisi oluyor. İkbal Hanım. Selçuk, bir gelişme mi var? Maalesef. Akşam kardiyolog profesör Adile Heybetli Hoca ile konuştum. Kendisi Bahri Hocam'ın da hocasıdır. Ne diyor peki? 7 uçağıyla geliyor İstanbul'da. Sen ne diyorsun? Buradaki doktorlar ne diyor? İkbal Hanım, bakın. Size karşı hep açık olmaya çalıştım. Durum çok ciddiyim. Üzgünüm. Ama Adil Hoca alanının en iyisidir. Ben ona güveniyorum. Bahri Hocam için elimden geleni yapacaktır. Yani benim umudum onda.
Efeciğim, bari reçelli ekmeğini yeseydin. Yemem, babam iyileşmeden hiçbir şey yemem. Çocuklar, hadi siz de sofraya. Boşuna mı hazırladım kahvaltıyı? Ya, olmaz ama böyle. Hacer teyze haklı. Evet Mehveş'cim, sen çocuklara zorla bir şeyler yedir. Ben de İkbal'ıma bir şeyler hazırlayayım da sonra çıkarız. Ya, şimdi hepinize sandviç hazırlayacağım. Onları yemeden evden çıkmak yok. Alo? Hacer abla, nasıl oldu Bahri'nin durumu? Bir gelişme var mı? Yok. Maalesef yok Meryem'ciğim. Of, çok zor. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Amin, amin. Bir şey öğrenirsen ara beni, olur mu abla? Olur. Tamam ablacığım, görüşürüz. Nasılmış durumu anne? Hiçbir değişiklik yokmuş, aynıymış. Tamam, yapma ne olur. Bu kadar üzüldüğüne göre çok yakınsınız herhalde Bahri Bey'le. Bahri Hoca annemin çok yakın dostu. Sağ olsun beni de geçen sene bir yıl misafir etti evinde. Kızı gibi sahip çıktı sağ olsun. Deniz'e emanet ettiğine göre çok güvendiğim biri demek ki. Bahri çok güvenilir. Çok eski bir dostumdur. İşine ender rastlanan adam gibi adamdır o. Allah şifa versin. Ne diyeyim? Deniz'im çıkalım mı? Sen de hastaneye gideceğim diyordun. Ben de seni bırakayım. Olur Volkan abi, çıkalım. Ben ceketimi alayım. Anne, lütfen yanlış anlama. İkbal Hanım'ın yaptığı o saygısızlıktan sonra gitmek istemezdim ama Bahri Hoca'ya minnet borçluyum biliyorsun. Tamam kızım, sen git. Sana yakışan da bu zaten. Ama beni durumdan haberdar et, olur mu? Tamam, sen merak etme. Çocuklar hadi hazırsanız gidelim. Ben hazırım, çıkalım. Efe'cim ben seni... Ben anne, ben de geleceğim. Annemin elini tutacağım. Hadi çocuklar. Günaydın. Sana da günaydın Deniz. Oğlum, ben İkbal'in yanına geçiyorum. Daha fazla yalnız kalmasın kadıncağız. Görüşürüz. Tamam baba. Deniz, ne olur asma suratını. Bak göreceksin. Bahri Hoca ayağa kalkacak. Lütfen Mert. Lütfen ona bir şey olmasın. Olmayacak. Bahri Hoca bizi yalnız bırakmaz. Bunlar yine mi birlikte ya? Bahri Hoca ölümle burun buruna gelince... Ben düşündüm. Ve sana bir şey söylemeye karar verdim. Söyle Mert. Bizim aramızdaki ilişki her ne olursa olsun, yani biz ayrı da olsak, senin benim kalbimdeki yerin hep ayrı olacak. O yer hep sana özel kalacak. Yoluma çıkmak neymiş görürsün. Hayatını karartacağım senin. Benden rapor çalarsın ha? Seni okuldan attıracağım. Senin değerin benim için ayrı olacak. Her ne kadar sevgili olmasak da, artık sevgili olamayacak olsak da. Deniz.
Hiç olmazsa bu sefer kafamıza vurmadın. Buna da şükür. Sen hala konuşuyor musun benimle? Konuşmuyorum. İyi. Tövbe tövbe. Ben şimdi çay almaya gidiyorum kendime. Ama konuşmadığımız için sana sormayacağım içer misin diye. Aman istemez. Kadınım ya ben. Potansiyel yalancıyım ya. Allah muhafaza içine zehir falan koyarsın. Katlim vacip nasıl olsa benim. Aman çok komik. Allah Allah. Bakıyorum hala Deniz'in yanındasın Mert. Lütfen Yiğit. Bahri Hoca'nın durumunu konuşuyoruz. Tamamen dostça. Deniz lütfen Mert'i korumaya çalışma. Onun niyeti dostluk mu sence? Tabii ya. Dostluktan, sevgiden en iyi sen anlarsın. Mesela Deniz'in alerji raporları konusunda yalan söylemen son derece sevgi dolu bir davranıştı. Değil mi büyük doktor Yiğit Aslan? Tamam Mert, sen de yapma lütfen. Bak yine... Anladım. Yine kıvırdı değil mi? Söylesene gerçeği. Yalan söyledim desene Deniz'e de. Hadi sen Bahri Hoca'nın yanına git. Ben de Yiğit'le konuşup geleceğim zaten, tamam mı? Evet Yiğit. Dün açıklaman yarım kalmıştı. Besin alerjin yok dedin. Peki benim neyim var? Tamamen psikolojik alerjik reaksiyon. Ben de seni tedavi edebilmek için yalan söyledim zaten. Çünkü psikolojik olduğunu bilseydin hem tedirgin olacaktın hem de tedavin uzayacaktı. Nasıl yani? Psikolojik olduğunu bilseydin takıntı yapabilirdin. Bu da tedaviyi uzatırdı. Zaten bu psikiyatride kullanılan bir yöntem. La senin belanı versin ya! Volkan! Bırak artık peşimi ya, bırak! Dur bir dakika, sakin ol. Sırtıma sapladığı bıçak yetmiyor. Şimdi de yarama tuz basmaya çalışıyor. Katil edecek bu kız beni ya, katil! Hayır, öldürtecek kendini, o olacak! Volkan, git bir elini yüzünü yıka istersen. Kötü görünüyorsun. Tarık Bey falan gelirse seni böyle görmesin. Hastayı bilgilendirmek gerekmez mi Yiğit? Bir hekim hastasının psikolojisini düşündüğü zamanlarda gerçeği gizlemeyi tercih edebilir. Ben doğruyu söylemeni tercih ederdim. Aslında teknik olarak doğruyu söylüyorum. Alerjin var. Tedavim de doğru. Hem biliyorsun ürtikerlerin neredeyse geçiyor. Evet geçiyor. Ama niye çıkmış olabilir ki? Yani benim psikolojimi ne etkiledi acaba? Her türlü stres olabilir. Son zamanlarda canımı sıkan şeyleri düşünüyorum da... Bak gördün mü? Ben aklının böyle karışmasını istemedim işte. Bir öğrenci doktorun kararını sorgularsa böyle olur işte. Bunda Mert suçlu. O da benim için endişelendi. Endişelendiğinden mi yoksa gözüne girmek istediğinden mi? Yiğit, lütfen bu konu uzamasın artık. Vallahi kusura bakma Deniz. Mert'i disiplin kuruluna şikayet edeceğim. Okuldan bile atılabilir ama umurumda değil. Gereken disiplin kurulu yapar nasılsa. Ya bir gelişme var mı? Nasıl babamın durumu? Aynı. Aynı. Peki görebilir miyiz? İzin vermiyorlar.
Adil Hoca geldi sabah. Kendisi çok ünlü bir kalp cerrahı. Ne dedi? İşte sabah Bahri'yi muayene etti. Birazdan da konsültasyona gelecek. Son kararı o verecek işte. Bakalım. Ne bu be? Canlanın biraz. Bir yere gittiği yok Bahri'nin. Hem nereye gidiyormuş? Daha çocuklarına öğreteceği bir sürü şey var. Çok doğru söylüyorsunuz Celal amca. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Hem hep birlikte Bahri Hoca'ya pozitif enerjimizi gönderelim ki bir an önce iyileşsin, değil mi? Evet, evet. Artık hepimiz güzel şeyler düşünelim. Yok yok. Ben bir yere göndermiyorum Bahri'yi. Hem nereye gidiyormuş? Daha bana borcu var. Döndüğümden beri doğru düzgün bir balık bile pişirmedi bana. İnşallah Celal'cim. Aramıza döner de tekrar balık sofraları kurarız. Ay, ay başım çatlıyor. Dolapta rakı var Kazım'dan kalma. Getireyim içer misin? Ay. Tamam tamam kızma, ne var? Hani çivi çiviyi söker diye dediğin. Sabiha Hanım. Şükran Hanım sadece Fransız şarabı içer. Kız maskara ettiniz beni burada. Ay tamam tamam ya, kızma dur. Ay ölüyorum diyorum. Ay. Ay. Berna Hanım. Ay, sen bu Bahri Bey'le konuşmaya gideceğim diyordun. Ne yaptın, vaz mı geçtin? Ha, yok yok, vazgeçmedim, ben de onu düşünüyordum şimdi. Bugün gideyim de ne var ne yok bir öğreneyim diyorum. Olur olur olur, iyi düşünürsün. Yiğit. Haklısın. Mert haksızdı. Ama dediğim gibi endişelendiği için kendince beni korumaya çalışıyor. O daha öğrenci. Sense tecrübeli bir doktorsun. Alttan alıp bağışlayıcı olman gerekiyor. Bu konuda daha fazla konuşma lütfen Deniz. Ben kararımı verdim. Ama disiplin kuruluna giderse okuldan atılabilir. Tüm hayatı mahvolacak, geleceği bitecek. Bu üstüme kaçıncı gelişi? Benim de sabrımın bir sınırı var. Ama okuldan atılmak çok ağır bir ceza. Bana karşı hala onu savunuyorsun. Peki ben tamamen haksız mıyım bu konuda? Tabii ki haklısın. Ama Mert'in geleceğini yakacak mısın ufacık bir haklılık uğruna? Peki Deniz. Seni kırmamak için yine peki. Her ne kadar sen Mert'i savunarak beni kırsan da peki. Affedecek misin onu? Bir şartla. Mert herkesin içinde benden özür dilesin. Şu ana kadar yaptığı saçma sapan suçlamalar ve bir de bu son olay için tabii. Ancak bu şekilde vermem disiplini. Ama... Deniz lütfen, bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Son sözüm bu. Kapatalım artık bu konuyu. Hem şu anda tek düşünmemiz gereken şey Bahri Hoca. Bu sabah Adil Hoca geldi. Ben bir gidip görüşeyim bakalım onun fikri neymiş. Harun Bey'in bileti kesildi. Şimdi sıra benim kurtuluş biletimde. Bakalım Harun beni karşısında görünce ne yapacak? Durum pek parlak görünmüyor ne yazık ki. Adil Hoca mucizeler yaratan bir cerrah. Ben ona güveniyorum. Son kararı o verecek zaten. Şu an konsültasyonda. Gerekeni yapacaktır eminim. Yiğit. Bu meslekte ne öğrendiysem
Bahri Hoca'dan öğrendim diyebilirim. Bana her zaman cesaret verdi. Bana her zaman güç verdi. Umarım bunu bir an önce atlatır. Umarım. Efe, oğlum iyi mi? Babam bizi bırakıp bir yere gitmez değil mi? Gitmez oğlum, gitmez. Hiçbir yere gitmez. Efendiniz? Mert, biraz konuşabilir miyiz? Çok önemli. Niye? Ne oldu ki? Lütfen Mert, önemli diyorum. Seni kantinde bekliyorum, tamam mı? İyi, tamam. Geliyorum. Abi, ya biliyorum sen de bir an önce senetlerine kavuşup Diloş'tan kurtulmak istiyorsun ama... Evet Mert, şu işi çözeceksek çözelim artık. Bak, benim işim de yarım kaldı. Şu Diloş beni bulmadan gitmem lazım. Abi çok zor durumdayım. Babam kadar sevdiğim biri hastanede ölümle pençeleşiyor. Bak, şu anda senetlerle ilgilenemiyorum evet. Ama bana birkaç gün daha izin versen. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ama beni de anla. Kapatmam lazım Mert. Sonra görüşürüz. Anlatmak ister misin? Bana bir de evleniyoruz diyor. 7 yıldır birlikteydik biz. Sonra patronuna gitti. Evlenecektim ben bununla ya. Öl dese ölürdüm ama. Aldattı mı seni? Ben onu sevdim. O parayı. Şimdi de hala canımı acıtmaya çalışıyor. Lan neden, lan neden? Hikayem bu Suna. Artık öğrendim. O yüzden bana öyle güvenmekten falan bahsetme. Çünkü yemem. Deniz, Yiğit'in yalanını öğrendin. Mert, konu bu değil. Neymiş peki konu? Nasıl kandırdı seni? Alerjin... Bırak şimdi benim alerjimi falan. Yiğit sana çok öfkeli. Allah Allah. Ne yapacakmış? Dövecek miymiş beni? Hayır. Yiğit seni disiplin kuruluna vermek istiyor. Okuldan atılman söz konusu. Yüzündeki ifadeye bakılırsa beni karşında görmeyi beklemiyordun herhalde. Evet. Pek beklemiyordum. Anlaşılan görmeyeli pek değişmemişsin. Hala o eski aptal Harun'sun. Rahat bırak beni. Dur bakalım, nereye Harunçuk? Seni ilgilendirmez. Seninle işim kalmadı benim. Hiç ilgilendirmez olur mu? Sen buraya benden intikam almaya gelmedin mi? Bak, sana ne göstereceğim? Fotokopi değil, orijinalleri. Senin gibi bir şeytana nasıl inandım? Hala anlamıyorum. Uçak biletini aldım Harun'cum. Bu akşam kalkıyor. Hemen gitsen iyi edersin. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Cesaret edemezsin. Gidip Celal'e her şeyi anlatırım. Güldürme beni. Unutmadan.
Bundan sonra senetler bankada kasada duracak. Mert'i bir daha bu işe karıştırma. Sen Mert'i biliyor musun? Evet. Senin Mert'in buraya getirdiğini biliyorum. Eğer onu kastediyorsan. Tabii bu küçük konuşmamızdan Mert'in hiç haberi olmayacak. Anladın mı beni? Tamam, bahsetmeyeceğim. Eğer bir daha Mert'le konuşmaya kalkarsan veya buraya geldiğine dair en ufak bir şüphe duyarsam hiç gözümü kırpmadan senetleri kullanırım. Hadi defol git şimdi. Beni disipline veriyormuş ha? Haksız da sayılmaz aslında. Aferin sana. Sen de onu savunuyorsun. Ne doğal. Ne de olsa sevgilin değil mi? Bak. Eğer dilekçeyi disiplin kuruluna verirse okuldan atılma söz konusu. Haberin var mı? Ya ben sana yardım etmeye çalışıyorum Mert. Eğer bana hak vermiyorsan bana yardım etmeyeceksin. Ya ne haklısın ne haksızın Mert. Geleceğinin mahvolmasını istemiyorum. Bunun içinde Yiğit'in bir tek şartı var. Allah Allah, neymiş o? Herkesin içinde Yiğit'ten özür dileyeceksin. Asla. Ya Mert, ne olur sanki özür dilesen. Disiplin kuruluna gitmek mi istiyorsun? Ben ondan asla özür dilemem Deniz. Bir kere özür dileyecek bir şey yapmadım. Yalanını, hatasını ortaya çıkardım diye beni disipline verecekse umurumda bile değil, versin. Lütfen Mert. Ayrıca bana yalan söylemesinin sebebi durumumun psikolojik olmasıymış. Yani obsesyon yaparsam daha geç iyileşirim diye düşünmüş. Bir dakika, sen de buna inandın mı şimdi? Evet, sence de mantıklı değil mi? Değil tabii Deniz, ne mantıklısı ya? Senin psikolojini bozan o zaten. Vücudun ne zaman reaksiyon vermeye başladı Deniz, ha? Onunla çıkmaya başladıktan sonra. İşte sana bu yüzden yalan söyledi. Artık abartmıyor musun Mert? Deniz, ne abartması? Ya bu herif senin gözünü boyamış, kör olmuşsun. Başka neden olabilir ki sence? Neyse. Bu adam beni istediği kadar okuldan atılmakla tehdit etsin. Ben yine seni korumaya devam edeceğim. Senin için gerekirse okuldan bile atılırım. Yapma Mert. Geleceğin söz konusu. Hadi lütfen şu özrü dile. Ben Yiğit'ten asla özür dilemem Deniz. Unut bunu. Hadi şimdi Bahri Hoca'nın yanına gidelim. Mert. Ondan özür dilemeyeceğim. Bitti. Beklemenin bir alemi yok. Ben Bahri'yi arayayım da bir konuşayım bari. Olur. Hadi. Yok. Açmıyor. O zaman aramadan git. Evine gitmeyeceğim, iş yerine gideceğim. Ya çıkmışsa adam? Ha, anladım. Doğru söylüyorsun. Dur bakayım. O bana döner belki. Olmadı ben tekrar ararım onu. Olur. Selçuk. Var mı bir gelişme? Adil Hoca az önce kararını verdi. Yarın İstanbul'dan ameliyat için ekibi gelecek. Ne? Durumu bu kadar kötü mü yani? Koroner enfarktüs çok ciddi boyutlarda. Adil Hoca birden fazla damarda tıkanıklık olduğunu düşünüyor. Allah'ım sen Bahriye yardım et. Önce anjiyografi çekilecek. Tıkalı damarlar tespit edilecek. Sonra anjiyoplasti yapılacak. Tıkalı olan damarlar balonla açılacak. Peki ya bu yöntem bir sonuç vermezse? Geriye bir tek bypass kalıyor. Pardon. Adil Hoca beni çağırıyor. Bakın, Bahri Hoca kendine gelse de zaten bütün gece uyuyacak. Şimdi lütfen herkes evine gitsin ve dinlensin. Yarın çok zor bir gün olacak. Bize sizin dualarınız lazım.
yapıyorsun sen be? Seni durduruyorum. Malum durman gereken yeri bilmiyorsun. Deniz'le konuştunuz mu? Evet, konuştuk. Bana tam da sana yakışacak korkakça kararından bahsetti. Bak Yiğit, ister disipline ver, ister insan hakları mahkemesine. Umurumda bile değil. Deniz okuldan atılacağını söylememiş galiba. Yo, onu da söyledi. Kararın nedir peki? Dünya yıkılsa senden özür dilemem. Çok zekisin ya, bunu da tahmin etmiş olman gerekmiyor muydu Yiğit Bey? Yazık. Benim yapabileceğim başka bir şey yok artık. Keyfin bilir. Ben senin nasıl bir adam olduğunu çok iyi biliyorum. Deniz'e zarar veremeyeceksin. Eğer Deniz'in kılına zarar verirsen, seni cehennemin dibinde olsan bulur, gebertirim. Hadi şimdi işine bak. Hocam, sizi böyle görmek. Öyle güven veriyordunuz. Öyle sağlam duruyordunuz ki. Size bir şey olacağını hiç düşünemezdim. Bu şehirde ne zaman bir başıma kalsam, siz hep yanımdaydınız. Şimdi yalnız değilim diye bırakıp gidiyor musunuz? Ölen babamın yerine koymuştum sizi. Onu kaybettim. Belki de onu hiç tanıyamadığım için acısına alıştım. Ama sizi o kadar iyi tanıyorum ki, sizin acınıza dayanamam. Baba duygusunu hiç tadamadım. Sizi tanıyıncaya kadar. Bana kimse sizin kadar sahip çıkmadı. Hocam ne olur bitmeyin. Beni babasız bırakmayın. Kızım. Altyazı M.K.